x eşittir 1 bölü 2 artı 4 bölü 3 eksi 1 bölü 5 olduğuna göre bu ifadesinin x türünden değeri nedir? Şimdi yani 5 bölü 2 artı 5 bölü 3 artı 11 bölü 5 ifadesine. Bu sorularda uzun yoldan gidebiliriz. Alırız bunları tek tek toplarız. Ona göre karşılaştırırız. Ama bu 3 tane ifadede kolay, 5-6 tane ifade olunca karışık olabilir. Paydaları da eşitleyemeyebilir. Peki başka nasıl bakacağız? Şimdi bu sorularda ilk olarak şöyle bakabiliriz. Ki genelde öyledir. İlk temel sorular bu biraz daha zor. 1 bölü 2'nin üstüne ne koymuş? 4 bölü 2 koymuş. Şununla şunu karşılaştıralım. Şununla da şunu karşılaştıralım. 1 bölü 2'nin üzerine 4 bölü 2 koymuş. Yani 2 koymuş. Güzel bir şey yakaladım. Topluya topluya gidiyor galiba. Diyorum kendi kendime. 4 bölü 3 üstüne ne koymuş? 1 bölü 3 koymuş. 5 bölü 3 olmuş. 1 bölü 3 garip bir şey. 1 bölü 3 tam bir sayı değil. Demek ki böyle değil diye düşünebilirim. Bir de yine buna bakayım. Eksi 1 bölü 5 üstüne 12 bölü 5 koymuş. Anlamsız bir şey oldu. Normalde anlam çıkarabilmem için şöyle olacak. Mesela burada üstüne 1 koymuş. Burada da üstüne 1 koymuş. Burada da üstüne 1 koymuş. Tam sayı gibi. Anlam çıkarabilmem için. Peki bu değil. Peki başka ne olabilir? Bu ikisinin toplamı bir şey diyor mu? Ona bakayım. 1 bölü 2, 5 bölü 2 daha. 6 bölü 2. 4 bölü 3, 5 bölü 3 daha. 9 bölü 3. Eksi 1 bölü 5, 11 bölü 5 daha. Pardon. 10 bölü 5. Bu biraz daha anlamlı gibi. Tam sayılara geliyor. 6, 2 bölü 2, 3. 9 bölü 3, 3. 10 bölü 5, 2. 3, 3, 2 daha. 8 etti. Öyleyse dedim ki ben buradaki ifadeye y dersem bu x ile y'yi toplayınca 8 etmiş. Bana zaten bu ifadenin x türünden değerini soruyor. Şunu soruyor yani. Y eşittir 8. X'i karşıya attım. 8 eksi x. Ne yaptım? Önce baktım ki bundan buna geçerken hep aynı şeyle mi toplayarak geçmiş? O zaman diyecektim ki mesela burada 1 artmış, burada 1 artmış, burada 1 artmışsa x artı 3 diyeceğim. 1, 1, 1, x artı 3 diyecektim. Şunun, şunlar gibi, şu seçenekler gibi. Bu oldu. Bunun bir tane daha zor şekli var. Orada da şey yapıyor. Direkt böyle vermiyor. Sıralarını değiştiriyor. Yani sizin 1 bölü 2 ya mesela 1 bölü 2 üst tarafta en başta verdi. Alt taraftaki dizilimde getiriyor. Ortaya şey koyuyor. 10 bölü 4 koyuyor. Siz hem 10 bölü 4'ü sadeleştirip 5 bölü 2 olduğunu göreceksiniz. Hem de bunun yukarıdaki 1 bölü 2 ile ilişkili olduğunu göreceksiniz. Soruyu çözerken. Önemli nokta bu. Zor değil ama fark etmek lazım. Her soruyu çözerken her doğru çözümde aslında bir ön yargı kazanıyoruz. Diyoruz ki demek ki bu sorular böyle çözülüyor. Farklı bu ön yargıyı kullanarak aslında kolay bir soruyu zor bir soru olarak da gösterebiliyor sınav sistemi. O noktada da dikkatli olmak gerekiyor.